konuştuk. Bademcik kalecimiz dedik ve biz kalecimiz aldığı bütün hasarlardan sonra "Hı, seni gidi" deyip alıyoruz. Ne kadar yanlış bir şey yapıyoruz dedik. Siz biraz önce dediniz ki doğru antibiyotik kullanımı. Hı hı. En büyük sorunumuz bu. Biz de yayınlarımızda özellikle söylüyoruz ki kulak dolgunluğuyla, arkadaşınızın kullandığıyla doktorunuza sormadan antibiyotik kullanmayın. Evet. Sizi hemen bizim ürettiğimiz antibiyotiğin başına almak evet. istiyorum. Şunu o zaman. Ve biz doğru antibiyotiği nasıl kullanmalıyızı etiketlerle üstüne yapıştıralım. Evet, şimdi antibiyotik çok kolay ulaşılan bir ilaç evet. ülkemizde. Reçetesiz de gayet güzel Hı-hı. alabiliyorsunuz. Evet. Her boğaz ağrısı antibiyotik kullanımı gerektirmez. Her enfeksiyon gerektirmez. Çünkü antibiyotikler bakterilere etki eden ilaçlar, virüslere değil. Halbuki geçirdiğimiz o boğaz ağrısı enfeksiyonlarının %80'i aslında viral enfeksiyon. Yani aslında çoğu kez biz hastalandığımız zaman virüsler nedeniyle hastalanıyoruz ama antibiyotiğe sarılıyoruz ve yanlış bir iş yapıyoruz. Evet ve böylece antibiyotiğe karşı bir direnç geliştiriyoruz aslında. Bir sonraki kullandığımız antibiyotik daha az etki etmeye başlıyor. Ve aslında onun için, etrafımızı bile etkiliyor değil mi? Çünkü direnç kazanan mikroplar örneğin sende direnç kazanıp toplum da beni enfekte ettiği zaman. Toplum sağlığı açısından kesinlikle evet. yanlış bir iş yapmış oluyoruz. Tabii ki antibiyotiğin kullanılması gereken enfeksiyon. Var. Mesela, gerektiğinde kurtarıcı bir ilaç ve mutlaka kullanılması lazım. Bizi komplikasyonlardan kurtarıyor. Mesela eğer enfeksiyonunuz uzun sürmüş, 3 günden daha fazla boğaz ağrınız olmuş ve ateşiniz yüksek ise. Evet, sizin elinizde sanırım onlar evet, evet, bunları yapıştıracağım ben. Özellikle 38 ve 38 burcunun üstündeki ateşlerde antibiyotik kullanıma endikasyonumuz doğabilir. Evet. Tabii ki muayene bulgusu da burada önemli. Boğazınıza baktığınızda hakikaten bakterinin bulgularını görmeniz gerekir. Hani biraz önce gösterdiğimiz gibi o bademciğin üzerinde veya dilin üzerinde o iltihaplar varsa ve aynen. ateş de varsa o zaman antibiyotik başlamak gerekebilir diye düşünmeye başlarız. 3 günden fazla sürmüşse evet, dedik, eğer enfeksiyon kontrol altına alınamıyorsa, iltihaplı burun akıntısı, sarı yeşil renkli böyle artık temiz değil de bir nezle gibi değil de bir bakteri eklenmiş anlamına gelir. Bu da bir antibiyotik kullanmamızı gerektiren ek durum olabilir. Onu şöyle toparlayabilir miyiz? Tekrarlayalım aslında güzel bir şeye denk geldin. Eğer burun akıntısı su gibi beyazsa o zaman virüslerle enfeksiyon evet. söz konusu olabilir ama sarı yeşile döndüyse bakteriyel bir enfeksiyon bulgusu antibiyotik kullanmamızı gerektiren bir durumdur diye bize alarm verir. Ayrıca kötü koku bakteri bulgusudur. Evet. Ağızdaki o boğazdaki Buyurun. İltihabın kokusu ya da burundaki iltihabın kokusu eğer bir kötü koku hissediyorsak gene bir antibiyotik kullanmamız gerekebilir. Ama her halükarda antibiyotik kullanımı için bütün bu bulgular olsa da doktora gitmeniz gerekir. Mutlaka. Tabii. Doktorunuzun görüp muayene bulgularıyla bunları saptayıp antibiyotik size reçete etmesi gerekir. Yani antibiyotiği bu bulgular bende var kullanayım dememeniz lazım. Peki bir solunum yolu enfeksiyonunda antibiyotikle başlandığı zaman genellikle siz kulak burun boğaz doktorları olarak kaç gün kullanılmasını öneriyorsunuz? Şimdi tabii enfeksiyonun şiddetine ve bakterinin cinsine göre değişir. Bazen 10 gün, 15 gün antibiyotik kullandığımız olur kronik vakalarda. Ama genellikle bir haftalık antibiyotik kullanımı yeterlidir. Yani 5-7 gün arası antibiyotik kullanırız ve kullanmaya başladığınızda birkaç gün sonra kesmemeniz gerekir. Tam dozu tamamlamanız gerekir. Antibiyotiğe ihtiyacımız olmasın diye önerisi Muhteşem olacak. Muhteşem bir tavsiyenizle geldiniz. Evet, şimdi, çok kıymetli. Hem antiviral. Hem antibakteriyel. Hem de antibakteriyel özelliği olan bir takım bitkilerden yararlanıp evde en azından bu antibiyotiği hiç gerek kalmadan üst solunum yolu enfeksiyonları sırasında hem vücut direncinizi artırabilirsiniz. Hı hı. Antibakteriyel, antiviral etkisi sayesinde de enfeksiyonlarla savaşmış olursunuz. İlaç almanıza gerek kalmaz, reçete etmenize gerek kalmaz. Bütün bunlar çok kolay bulabileceğiniz aktarların hemen hemen hepsinde olan şeyler. Hı hı. Basitçe kuşburnu, ıhlamur, kakaküle, karanfil ve ekinezya. Efendim 2 tatlı kaşığı kuşburnu, 2 evet, tatlı kaşığı ekinezya, 1 avuç ıhlamur, ben hepsini ellerimle yapacağım size. 1 avuç ıhlamur koyuyoruz. Karanfili bol koyabilirsiniz, 5 adet yazdık ama ne kadar bol o kadar iyi diye düşünüyorum. 4-5 tane yeterli, evet. 4-5 tane de kakaküle koyuyorsunuz. Şimdi karıştıracağım şunu. Kakaküle koyuyorum. Kakaküleyi kırıp koyuyorsunuz ki. Kırıp koyuyorum. Evet. Kakaküleyi kırıp koyuyorum. Ben de tanımadığım bir şey aslında bakarsan. Evet. Bir de bir özelliği Çıkladı. Daha var. Bunu böyle cezveye koyup kaynatıp gitmiyorsunuz. Çünkü kaynar suyun içine bunları koyuyorum. Kaynar suyun içine koyup çünkü o ilk buharında aslında antiviral ve antibakteriyel etkili bileşenler buharda. Dolayısıyla o buharın tekrar içine dönmesi için kapağı kapalı bir kapta French press olabilir ya da böyle bir Şimdi ben hemen kapağı kapatıp Hakan'ın kulakları çınlasın, buharı kaçmasın diye de evet.
bir kağıt sıkıştırıyorum. Aynen öyle. Aynen. Buharı kaçmadan bunu hazırlar iseniz çok daha etkili olacaktır. 3-5 dakika herhalde böyle kalması yeterli. 3-5 dakika kalmasında yarar var. Dediğim gibi o buharına geçen bir takım elementlerin tekrar suya, çayınıza karışması için. Bu da evde yapabileceğiniz, bütün kış boyunca da kullanabileceğiniz bir çay. Artı meyan kökü ekleyebilirsiniz. Meyan kökünün de yumuşatıcı etkisi var. Özellikle bu balgamlı öksürüklerde, boğaz tahrişlerinde, faranjitlerde artı meyan kökünün de faydasını görürsünüz. Evet. Ama antiviral, antibakteriyel etkisiyle sizi bayağı rahatlatacak. Antibiyotik efendim, kullanmanıza gerek kalmıyor. Koku almıyorum, imdat, bana yardım edin. Bize ulaşan telefonlardan biriydi. Sibel Aydın bize konuk olmuştu. Bakalım neler oldu. Hamileyken nefes alamıyordum, ölecek derecesine böyle geliyordum. Koku almayı çok özledim. Çocuklarımın ben bebekken kokusunu falan hiç alamadım mesela. Onun özlemini ben çok çektim, çok duydum yani. Bekarken hiçbir sorunum yoktu. 20 yaşında evlendim 2008 yılında. Darıca'ya yerleştim. Burada yine bir sorun yoktu ilk aylarımızda ama kışa doğru geldiğimizde Eylül ayında bir grip başlangıcı oldu. O zaman da gebelik ayındaydım. İlaç kullanamadığım için hep burun damlalarıyla idare ettik. 9 ay böyle bayağı bir ilerledi gitti. Burnum dolduğu zaman böyle şişiyor, zonkluyor. 6 senedir böyle artık mahvolmuş durumdayız. Çünkü hiçbir şekilde nefes alamıyorum. Son bir aydır doktorun verdiği ilaçlarla, haplarla kendimdeyim. Bir karışım el yapımı damla bana yazdılar. O damlayı ben kullanmasam dayanamıyorum. Sibel Aydın geliyor. Şimdi Sibel'in hikayesi çok tipik. Belli bir nokta var ki şikayetler başlamış. Evet. Evlendim, yer değiştirdim. Yeni bir eve taşındım ve burnum tıkanmaya başladı diyor. Evet. Demek ki altta yatan bu yer değişikliğinin de bir sebep olduğu alerjik bir neden mutlaka aranması gerekiyor. Önce onu bir bulmaya çalışacağız. Kronik sinüziti olan ki Sibel'de şu anda kronik sinüzit var. 6 yıldır şikayetim var diyor. Burun polipleri büyümüş içinde büyük ihtimalle anlattığından öyle anladım. Koku ve artı tat. Deviyasyon evet. Olma ihtimali var. Koku tat bozukluğu var. Son birkaç yıldır kullandığımız, çok da fayda gördüğümüz gene bu nebulizatöre benzeyen ancak içine ilaçları koyup direkt buruna uygulayabildiğimiz cihazlar var. Sibel'de de bunu kullanacağız. Yani sana da bir bu cihazdan önereceğim, vereceğim ve onunla tedavi edeceğim seni. Sonrasında da göreceksin ciddi şekilde sinüslerin açılacak, yollar açılacak. Ancak tabii tek tedavi bu olmayabilir. Beraberinde bir cerrahi işlem de gerekebilir. Sibel'i size emanet ediyoruz. Güzel haberlerinizi alacağız. Murat ne kadar acımasız. Böyle bakıyorum Murat diyorum. Ay ne kadar zaman olmuş diyorum. Bir baktık sonra 19-12. Bayağı sadece 2 ay olmuş. Ama 2 ayda Sibel'in hayatında neler değişti? Sibel, bir güzel. Hoş burunlar. Geldin. Güzel görünüyorsun. Sağ olun. Öncelikle size ve Kanal D ekibine çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Sonra doktoruma. Muhteşem bir insan. Değil mi? Evet. Doktorluğu da hiç tartışılmaz. Bence de. Evet. Neler oldu anlat hikayede. Önceden konuştuğum kişiler hasta mısın diyorlardı. Şimdi konuştuğum kişiler bu sen misin diyorlar. Ya. Sesin çok değişmiş diyorlar. Çok iyi, rahat nefes alıyorum. Uykularım çok düzene girdi. Koku alıyorum, tadı alıyorum. Çok değişik bir duygumuş. Sanki yeniden doğdum gibi. Allah Allah. Ama doktorun en büyük mutluluğu hastasını mutlu görmek. Evet. Yani değil daha mi? Büyük mutluluk yok bizim tabii, meslekte. Tabii. Bir bu işi bunun da için yapıyoruz. En büyük şaşkınlığı bu sizin sihir dolu dokunuşlarınıza şahit olmak. Ben bu programda sık sık bunu yaşıyorum. Hocam ne yaptınız? Epey bir şey yaptık. En başta program sayesinde Sibel'le tanıştıktan sonra bir muayene ettik onu. Baktık polipler var burnun içerisinde. Sinüse giden kanallar tamamen tıkalı. Daha önceden de bir ameliyat geçirdiği için bir işimiz biraz daha... Bir anlamda et beni gibi evet, yapılar var evet, işimiz biraz daha zor. Yani daha önce yapılan ameliyatlardan sonra düzeltmek biraz daha sıkıntılı oluyor. Anatomisi bozulmuş oluyor. Dokunulmuş bölge. Dokunulmuş bölge. Bir buhar tedavisine başladık. Bu buharımızın içine ilaç yani yapıyoruz. Ameliyattan önce başladın. Tabii ameliyattan önce başladık. Zaten işin püf noktası orada. Bu normal bir nebulizatör değil. Buna nazonep diyoruz. Belirli büyüklükte partiküller. Çalıştırayım mı şöyle? Tabii çalıştırabiliriz. Ha iki tane de. Bu partiküller büyük partiküller. İşine koyduğunuz ilacı sinüsün işine kadar itiyor.
Yani yaklaşık bir 15-20 gün kullandın diye hatırlıyorum. Evet, evet. Ameliyat öncesi şimdi, dönemde hocam, bunların içine koyduğumuz ama normalde vallahi bir şey gayet oluyor. Güzel kullandı. Buruna doğru tutup o burun deliklerinden ilacın normalde gitmesini sağlıyor. Normalde şöyle bir maske olur ve böyle tutarsın. Bunda bayağı direkt burundan. Bu nemlendirici değil, tamamen ilaç uygulamak için kullanılan bir cihaz. İçine koyduğunuz ilacı büyük partiküllerin içerisine yerleştirip burun içine püskürtüyor. Dolayısıyla sinüsün içine kadar giden ilaç çok daha etkili oluyor. Ve sistemik ilaç vermiyorsunuz. Yani vücudunuza ağızdan iğneyle ilaç vermediğiniz için sadece burnunuza, sinüslere etki etmiş oluyor. Öyle bir avantajı var. Peki sabah akşam mı bunu yapıyordu? Nasıl bir hazırlık sabah akşam. Sürecinden? Sabah akşam sabah bunu akşam. Kullandık. Sonra tekrar muayeneye çağırdık. Baktık artık yollar açılmaya başlamış. Biz önümüzü görmeye başlamışız ki ameliyattan fayda daha fazla görelim. Sen o zaman tekniğini de kolaylaştırdı biraz. Tabii ki kesinlikle. Ameliyatın, böylece ameliyatın, ameliyatın başarısını arttırıyorsunuz. Evet. Ameliyat ettikten sonra da tekrar kullanıyorsunuz ki vücut o yeniden onarma aşamasında yeniden polip geliştirmesi. Peki sadece iyileşme döneminde mi bunu kullanacak yoksa sonrasında? Öncesi ve sonrası kullandığınızda ameliyatınızdan başarı elde etme şansınız %100'lere kadar çıkıyor. Yani o sonuç olarak bu cihazdan ciddi şekilde fayda görüyoruz. Artı tabii bir ameliyat geçirdi arada. Biz sinüse giden kanalları genişlettik, polipleri temizledik. Artı ufak tefek bir şeyler dışına da dokunduk burnumuzun. Ve şu anda koku alabiliyoruz, nefes alabiliyoruz. Hakikaten Sibel'in konuşma tonu değişti. Evet, tonu değişmiş. Evet. Bundan sonra dikkat etmesi gereken şeyler var mı Sibel'in peki? Şimdi Sibel o gün de anlatmıştı. Evlendikten sonra oldu dedi. Ben de dedim taşındın mı evlenirken? Evet, yer değiştirip taşındığı için bir alerjen var mutlaka ortamda. Yani bir değişiklik olmuş. Ortamdaki alerjenden korunması ya da bizim onu alerji nedeniyle tedavi altına alıp baskılamamız gerekiyor. Yani esasında şimdi vücut de, tanımadığı maddelerle karşılaştığı için böyle bir reaksiyon. Aynen, bir savunma sisteminin parçası biliyorsunuz bunu, bütün bunlar. Burun etlerini şişiriyor, polipler üretiyor ki o alerjen girmesin, akciğere gitmesin, astım olmasın, ileriki hastalıklardan koruyayım diye bir yandan da zarar veriyor, sinüzite dönüştürüyor. Şimdi bundan sonrası için de alerji tedavisine başlayacağız. Şimdi bir etap daha var. Tabii. Evet. Bu alete devam mı? Kullanıyorum. Devam. Bu hep mi olacak? Hayır, hayatında? Hep olmayacak, artık bitiyor. Bununla işimiz bitti çünkü artık iyileşme sürecimiz tamamlandı. Sibel rahat, mukozamız temiz, polibimiz yok, yollar açık. Bundan sonra tekrar olmasın diye önlem alacağız. Tetikleyicileri engellemek için alerji. Tetikleyicileri engelleyeceğiz, alerjenlerden uzak kalacağız ve artı biz vücudun o alerjik reaksiyonlarını baskılayacağız ki yeniden bu işler başına gelmesin. Berk peki diye. Gece uykularını toparladı mı? Tabii ki. Yani çünkü özellikle burun ve geniz tıkanıklıklarında nefes darlığıyla uyanarak kalitesiz bir uyku geçirmek kişinin günlük performansını düşüren bir şey. Sürekli uyku hali. Migren yapıyordu, sinir yapıyordu. Şu anda tamamen normale döndü mü? Evet. Sabah uyandığın zaman oh ne güzel bir gece geçirdim diye mi uyanıyorsun? Yani şimdi tuhafıma gidiyor. Nefes alıyorum, hiç tıkanmıyor. Çok iyiyim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık, bilginize sağlık, uzmanlığınıza sağlık. Ne diyelim yani söylüyoruz, bize ulaşın. Birbirinden kıymetli uzman doktorlarımıza sizi emanet edelim. Mutlu sonları izlememize, bu süreçleri birlikte takip etmemize, kocaman bir aile olmamıza izin verin diyoruz. Size çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Size de yeni hayatında en güzel kokular, en güzel tatlar, en güzel kalp çarpıntıları diliyorum. Teşekkür ederim. Efendim devam edeceğiz ama yarın aynı saatte kanalda ekranlarında sizleri bekliyor olacağız. Doktorun programı İyi Beslen Mutlu Yaşayın.